Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 yeri ziyaret ettik. 3 yeri gezdik. Sizlere değişik bir sunumda anlatacağım bu gezimi. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Sazlıdere Baraj Gölü'ndeyiz. Kuraklık o kadar etkili ki. Bakın bu gördüğünüz topraklar hep suyla kaplıydı arkadaşlar. Balıkçılar erkenden gelmiş balık yakalamak için. Ama şu bu gördüğünüz alan açık renk topraklar evvelden hep su kaplıydı. Kuraklık çok etkili. Bu gördüğünüz alanlar hep suyla kaplıydı. Kuraklığın ne kadar etkili olduğunu burada çok net görebiliyoruz. Şu gördüğünüz köy meydanı. Her meydanda ulu çınar bulunur. Bakın iki tane büyük çınar var. Köy meydanı orası. Eskiden o elektrik direğinin sadece ucu gözükürdü. Ne kadar su eksilmiş anlayın arkadaşlar. Burası İstanbul'u besleyen önemli kaynaklardan biri. Burası da birinci bendin bulunduğu yer. Arka tarafta gene bir göl var. Ama görüyorsunuz. Çoban koyunlarını getirmiş. Buralar ağzına kadar su doluydu. Arkadaşlar her taraf kurumuş. Suyu kullanırken iki kere düşünmemiz lazım. Suyumuzu israf etmeyelim. İstanbul'u böyle giderse çok büyük susuzluk bekliyor. Uluslararası Şehir Ormanı Mimar Sinan Kapısı. Otomobil ücretli 15 lira. Motosiklet 10 lira. Mimar Sinan kapısından girdik. Park sorunu yok. Oyun alanları, piknik alanları. Düzenleme hala devam ediyor. Ekim. Günlerden salı. Hafta arası olduğu için tabi. Bomboş. Burası Kemerburgaz Kent Ormanı. Haritadan baktığınızda jandarma ya da sevgililer ormanı diye gözüküyor. Kemerburgaz Kent Ormanı burası. Şuralar kafeteryalar bölümü. Hepsi kapalı şu an. Hafta arası olduğu için. İçeride ormanın içinde oturma yerleri hepsi var. Otoparklar çeşitli alanlara dağıtılmış. O ileride göl varmış ama orası da kurumuş arkadaşlar. Çeşitli bölgelerde büfeler var. Çocuk oyun alanları var. Yürüyüş parkurları var ormanın içerisinde.
Bisiklet kiralama noktası da var. Yarım saati 10 lira. Bakın böyle bisikletler var. Böyle dört teker var. Üstten örtmüşler. Bu şekilde aile boyu bisikletler var. Uluslararası Şehir Ormanı Moğolova Kapısı. Ücret ödemek istemeyen arabasını burada dışarıda da bırakabilir. Ağaçlı plajına giden yol böyle. Maalesef buralar şu an inşaat şanti halinde. Göz gözü görmüyor, toz toprak. Sahil hattı böyle kömür dolu. Zaten ağaçlı kömürü meşhurdur. Bakın dalgaların nasıl kömürleri sahile vurduğunu. Dikkatli bakarsanız kömürlerin nasıl oynaştığını görürsünüz. Ağaçlı plajı denen yer burası. Tanıyamadım. Yıllar önce gelmiştim. Şimdi tanıyamadım. Orada bir dolgu yapılıyor. Oraya dökülen toprak var, neyse artık. Bütün denizi, bu sahili böyle şey yapmış. Oradaki köylüler de sahile vuran kömürleri topluyorlar. Çuvalları doldurup kömürleri topluyorlar. Buraya kadar sabırla seyrettiğiniz için, bana vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şeye gönlünüzce olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.